Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzuruna sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktanlar ekranımızda bulsun. Xitay Kompartiyasının insaniyetke karşı cinayet ötküzgenlikke hakkıda sot hükümü çıkarıldı. Ümit Sadası Torun'un tünügünki haberde bildirilişçe, Angliyanın müstakil halıq soti Xitay Kompartiyasını insaniyetke karşı cinayet ötküzdi deb hüküm çıkargan. Hükümde Xitay Kompartiyasının begunah kişilerini öldürgenliki, irki kırgıncılık yürgüzgenliki, adem organları ticareti bilen şuğullanğallıkı körsütilgen bulup, asastıkı Xitay'nın ziyankeştikke uçurgan Falun Gumpisi muritleri ve Uyghur Müslümanları közü tutulgan. Sot mahkemesi yana dünyanın her kaysi caylarındaki sahiye, maarif, sayahatçilik, pul muameli katarlık sahadaki kişilerini Xitay bilen hemkarlaşmaslıkı çakırıp, ular şunu bilişi gerek ki, məlum cəhətin etkanda ular bir cinayetçi devlet bilen alaqıdı buluvatıdı diyen. Xəbərdə məzkur tarixi əhmiyyətki iki hükümdən dünya xalqının vicdanını uyğutuşta muhim rol oynaydıqallıqı bildirilgən. Məlum buluşa Amerikanın toqunuşlarına karşı turuş fondunun direktori Keyler Bass Twitter sahibisi de Xitayının uyğurlarını bastırışı cinayet. Uyğurlarını bastırışı katlaşkan barlıq kişilerini Magnitski kanunu bilen cezalaydıgan vaqt yetip geldi. İrki kırgıncılıkı katlaşkan bu kişilerini yoqutuşumuz lazım digerlerini bildirgen. Xitay nemi üçün Hong Kong namayışı da bunca sarasimi güçüşüdü. 18 iyun haber menbelerden tarqalgan uçurlarda malum buluşça, Hong Kong Xitay'a meblağ salgan chet el şirketleri işi de dünya boyunca aldıngı orunda durduken. Hong Kong şirketlerinin 2017 yılı Xitay'a salgan meblağı chet el şirketlerinin Xitay'a salgan meblağının 70%'den köpürekini ilgileydiken. Bu istatistiki boyunca bolganda Hong Kong şirketlerinin Xitay'a salgan meblağı dünya boyunca birinci orunda durduken. Ondan başka Singapur 2. orunda, Japonya 5. orunda, Amerika 6. orunda durduken. Xitay'nın Hong Kong namayışı sebeplik şünce sarasimi güçüşü ve ihtiyaççan bulup yumuşap kalgallıqının sebebi Hong Kong şirketlerinin Xitay iqtisadının can tümürü bolgallıqı iken. Xitay yeni bir Uyghur əmeldarını bir taraf kıldı. Xitay haberleri torunun tünügünki haberde bildirilişçe atılmış Abdunum rayonluk işçiler uyuşmasının muavin reisi Enver Abdurrahman intizamğı xilaplık kılıç cinayeti bilen tekşürülüşke başlayan. Enver Abdurrahman 1970 yılı Bügür naisi tuğulgan bulup 93 yılı partiyeye kirgenden başlap türlük vazifelerini ötep gelgen. 2015 yılından başlap atılmış Abdunum rayonluk işçiler uyuşmasının muavin reisi bulgan. Xitay dairleri yakınkı neçil işçi de Şarkı Türkistan'daki ziyalilerini, dini zatlarını ve herkaisi sahalardaki kesip ehellerini tutkun kılıp kalmay, yine özlerine sadık hizmet kılıp gelgen Uyghur emeldarlarını mı közdün yokutup gelmekte. Enver Abdurrahman, Nurbekredin kin közdün yokutulgan yeni bir yukarı derecelik Uyghur emeldarı hesaplandı. Alma şirketi Xitay'dan köçüşünü karar kıldı. Perovod nispeti torunun tünügünki haberde bildirilişçe, Xitay'ı tuluk beqinip kalıştın ensirgen alma şirketi Xitay'dan köçüş kararını çıkargan. Haberde bildirilişçe, alma şirketinin mal bilen temelligüçü sodigerleri, sodi plan tarmaklarının alma mahsulatlarının 15%'den 30%'ci bolgan işlep çıkarış liniyesini, Xitay sırtıdaki rayonlarına yötkeş üçün kitadığan çıkımını istatistiki kılıp çıkışı çakırgan. Xitay iqtisadının arqığı çekinişi ve Xitay vaziyetinin barğansırı yamanlaşışığı ağışıp, bir kısım şirketler Xitay'dan köçüşkü başlayan. Məlum buluşça, alma şirketi Xitay bazırığı küçülük beqinip qilişinin xatarlık işgallikini his kılıp, Xitay Amerika soğudu oruşunun qaysi derecegi yetip berişidin qat'i nazar, kısmen işlep çıkırış liniyesini Xitay'dan yötkep getişini karar kılgan. Filipin halkı Xitay'a karşı namayış kıldı. 18 iyun Amerika Avazı Torunun haberde bildirilişçe Filipin paytaxtı Manila'da Xitay'a karşı namayış ötküzüldü. Neç gün burun Xitay harbi paraxoti Xitay bilen Filipin arasında talaştır tiş buluvatkan Canobi Deniz'de Filipin'nin belikçi kemesini suqup keçip ketken. Suqulgan belikçi kemesini Vietnam'nın belikçi kemesi kutuldurvalgan. Kiyin Xitay taraf harbi paraxotunun Filipin belikçi kemesine suqulup ketkenlikini itiraf kılgan bolsumu, bırak kastellik barlıqını itiraf kılmagan idi. Filipin halkı tünügün Xitay'nın bu yolsuzluğa karşı namayış kılıp narazılık bildirgen.
namoyishchi xalq Xitoy Filippin dengiz tabalikidan yo'qol degan plakatlarni ko'tarib, Xitoyga qarshi shiorlarni to'plagan va Xitoy bayrog'ini ko'ydirgan. Afganistan Tojikiston chegarasining bir qismini Xitoy qismlarining qo'g'davatganligi ilgari surildi. Xitoy Tojikiston munosabati ko'rinishdagi hamkorlik munosabatlaridan halqib o'tib, Tojikistonning Afg'oniston bilan bo'lgan chegarasining xili zo'r bir qismini Xitoy qurolli qismlari qo'g'daydigan vaziyat shakllangan. Wall Street Journal gazetasining 18 iyun e'lon qilgan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Tojikiston chegara bexatarligiga yordam qilayotganligi sir bo'lmasimi, lekin ular o'rtasidagi hamkorlikning bunchalik keng va chuqur ekanligi qiyos qilinib boqmaganligi bildirildi. Chet el taratqulari bu yil 3-cü ayda Xitoyning Toshqo'rg'on noyisiga qo'shna Tojikiston chegarasi ichidagi Vahan koridoriga chiqadigan bir strategik o'rinda harbiy baza qurganligini xabar qilib, Tojikistonning Bazai Gonbat rayonida faoliyat qilayotgan Xitoy qurolli qismlarining rasmini e'lon qilgan edi. Shundaqli bu hodisa xalqaro taratqularning alohida diqqatini qo'zg'agan edi. Halbuki Wall Street Journal gazetasining 18 iyun e'lon qilgan xabarda qayd qilinishicha, Xitoy bilan Tojikiston o'rtasida 2015 yoki 2016 yili imzolangan bir maxfiy kelishimga asosan Tojikiston Beijingga Tojikiston Afg'oniston chegarasining Tojikiston tarafiga 30-40 ta qarovulxona qurish yoki burunqi qarovulxonalarni yangilash huquqi bergan. Bu xabar Xitoy rejimi g'oyat zo'r mablag' ajratib o'zining bir balvoq bir yo'l strategiyasini ishqa oshirishga qattiq kuchayotgan bir mazgilda oshkorlandi. Wall Street Journal gazetasining xabarida bir Tojikiston amaldorining so'zi naql keltirilgan bo'lib, u so'zida kelishimda Beijing Tojikistonning Afg'oniston bilan bo'lgan chegarasidagi qurolliklarning Tojik zaminiga suqunib kirishini to'salmaydi deb qarigan xili zo'r bir qism Tojikiston chegarasini qo'g'dashni Xitoy chegara mudofaa qismlarining o'tkazib olganligi belgilanganligini bildirgan. Bu amaldor Tojikistonning bir qism chegarasi butunlay Xitoyning kontrolligiga o'tkazib berildi. Ular o'zlarining avtomobili bilan o'z oldiga chorlash elib boradi degan. Lekin Wall Street Journal gazetasining xabarida ta'kidlanishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xitoyning Afg'oniston-Tojikiston chegarasida qarovulxona qurib, Xitoy qurolli qismlarining bu joylarda faoliyat elib berayotganligi haqidagi xabarni anglab boqmaganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi ilgirimi Xitoyning Tojikistonda harbiy baza qurganligi haqidagi xabarlarni to'g'ri emas deb rad qilgan edi. Kim Chuan Guo hozirgi vaziyatning davomlashiriganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi Xitoyning birinchi nomerliq amaldori bo'lgan Kim Chuan Guo 18 iyun kuni Turpan viloyatida atalmish xizmat tekshirishida bo'lganda Xi Jinpingning yangi davrdagi Xitoycha alohidalikka ega sotsializm ideyasini chuqur o'rganish hamda ajdodlarning orzusini unutmaslik temasidagi tarbiya xizmatini umumlashtirish haqida ko'rsatma bergan. U tekshirish jarayonida atalmish xalqqa qulaylik saqchi punktlarini ko'zdan kechirgan hamda bu joylarning ijtimoiy muqimlikni qo'g'dashdagi muhim roliga yuqori baho bergan. Orqadilla u diniy zotlarni qabul qilib, ularga dinni xitoychalashtirishning muhimligi haqida ko'rsatma bergan. Kim Chuan Guo har qaysi yezlarni ko'zdan kechirish jarayonida izchil holda partiya markaziy komitetining atalmish Xinjiangni idora qilish strategiyasini astoydil o'rganish va izchillashtirish, Xi Jinpingning Xinjiang xizmati haqidagi muhim yo'l-yo'riqlarining ro'yini amalga oshirish haqida so'z qilgan. Shuning bilan birga bu xizmatlarni muqimlik xizmati bilan barobar qanot yoydirishni ta'kidlagan. Analistlar bu ahvollarni umumlashtirib, bu hal Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish harakati texmo keng ko'lamda davom qildiganligining bishorati deyishmoqda. Sharq Turkistondagi krizis nima uchun kishilik huquq masalasidan halqib ketdi? Amerika poytaxti Washingtondagi danliq aqllar markazlaridan biri bo'lgan Miras fondi Osiyo tadqiqoti markazining tadqiqotchisi Olivia Enos 18 iyun kuni Sharq Turkistondagi krizis nima uchun kishilik huquq masalasidan halqib ketdi sarlavelik bir mulohiza maqola e'lon qildi. U mazkur maqolada Sharq Turkistonda haqiqatanmi kishilik huquq krizisining yuz berayotganligini, ammo bugungi kunda buning allaqachon kishilik huquq masalasidan halqib ketganligini, buning hatto Amerika davlat bexatarligi uchun intayin xatarlik bir tahdidni shakllantirayotganligini, bu xil tahdidni paydo qilgan omilning dal Xitoy rejimining Sharq Turkistonda qo'llanayotgan yuqori texnikalik ta'qib sistemasi ekanligini bir qancha nuqtalardan tahlil qilgan. Uning deyicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonga saplagan yuqori iqtidorlik izqo'g'lab tekshirish texnikasini rayondagi uyg'urlarga qo'llanib qolmay,
belki yana Afrika ve Cənubi Amerika devletlerine mi eksport kılgan. Cənubi Amerika'daki diktator devletler bu teknikiden paydalanıp öz halkın nazarat kılgan. Ular yana bu takip sistemisini işlep çıkan Xitay devlet iqtidarçılığındaki karıxanalarını Cənubi Amerika devletlerindeki puhralarının şahsi uçurlarını körüşüge ve inçkilab tekşürüşüge yol açıp bergen. Neticede Xitay rejimi özünün paydı menfaati üçün yer şari miqyası da istihbarat toplagan. Olivia Enos ilgirimi Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk krizisi hakkında söz kılıp mundaq degen. Mən Şarkı Türkistan'dan növetteki vaziyetini kişilik hukuk krizisinden halkıp ketken dep karayman. Çünkü biz kişilik hukuk krizisi degen sözünü işletken vaxtımızda bu fakat hükümet ve halk ammesi otursizdeki halkılışkı tigişlik bolgan adetteki kişilik hukuk ve kımmet karış meselesini görüsüp koydu. Emiliyeti Şarkı Türkistan'da 101 vatkan nokul kişilik hukuk krizisiyle emez, belki Amerika'nın devlet hafifsizlikine iğir derecede tehdit payda akıllı vatkan bir ehvaldır. Erdoğan, Mursi öz əcili bilen vapat bolmedi, öltürüldü dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi'nin sot zalıda 20 minutkışı yerde tipirlap yatkallıqını ve o yerdeki mesullarının Mursi'ni kutkuzuşka hareket kılmağallıqını etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın halkara sot kutartılışı üçün kereklik barlıq hizmetlerini işleydiğallıqını etti. Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de ötküzülgen ekiliş mürasimedeki nutkıda, Mısır'ın demokratik yolları bilen saylanan Tunca Prezidenti Muhammed Mursi'nin vapatı üstüde toxtulup mundaq dedi. Mursi öz əcili bilen vapat bolmedi, öldürüldü. Muhammed Mursi sot zalıda əpsuski 20 minutkışı yerde tıpırlap yattı. O yerdeki mesullar Mursi'ni kutkuzuş üçün hareket kılmadı. Bu axtı barlıq tekşürüşlerinin cereyanını yıkındın közümüz. Xalqara sot mahkemesi Mısır'ın sotkı tartılışı üçün kereklik kandaq iş bolsa kılımız. İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı bu axtı mesuliyetini ada kılışkı çakırı kılımız. İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı kereklik hizmetlerini kılışı şart. Gayibani cinaz namazı'a alahide çakırık. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İstanbul'daki bütün halkımızı gayibani cinaz namazı'a çakırık kıldı. Çakırıqta munular tilge ilindi. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetlik Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlar. Aziz vatanımız Şarkı Türkistan'dan her günü bir paciye, yeni bir musibet haberi elevatımız. Vatanımızda yeni bir ilim ahli bir yıldız ölçüp getdi. 70 yaş kirgen katta edip Nur Muhammed Toxtu'nun Xitay türmesi şehit bolganlıq haberi hemimizden yürükünü dağılıdı. Bu münasibet bilen Cuma günü İstanbul Fatih Camisi de şehit alimimizden gayibani cinazı namazı çüşürülmekçi. Yeni bir katım İstanbul'nı kök bayraklarımız bilen uğrab, Şarkı Türkistan halkının Xitay tecavüzçilerine karşı gazep nefretini, kımmetli kişilerine ilgi çıkıdığallıqını, Xitay'a ve halkarağı körüstüp koyuş pürüstünü koldan vermeslik intayin muhim. Şuna İstanbul'da yaşavatkan barlıq Şarkı Türkistan halkının bayraklarını elip gayibani cinazı namazı'a katnışışını Çin kalbimizden ümit kılımız. Hürmet bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Adresi Fatih rayonudaki Fatih Camisi. Vakti 21. iyun Cuma günü Cuma namazı'dan keyin. Hürmetli huzur görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.